Yürümek, gülmek, konuşmak bunlar sağlıklı bireylerin temel fonksiyonları. Ancak 17 yaşındaki Eyüp Önal'ın için öyle olmadı. Top oynarken bir kalp krizi geçirdi. Kalbi durdu. 8,5 ay süren hastane günlerinin ardından şimdi iyileşti çok şükür. Mucize kurtuluşun yöntemini anlatacağız size. Kök hücre tedavisi. Bir deri bir kemikti. Hareket edemiyordu ama kök hücre onu ayağa kaldırdı. Bize dedik yani şimdi Eyüp sakalırsan dedi sakat olur. Eyüp 17 yaşında. Okulda top oynarken kalp krizi geçirdi. Ambulans 45 dakika geç geldi. Kalbinin durması neticesinde 45 dakika beyne kan gitmedi, oksijen gitmedi ve bunun neticesinde de beynin bazı bölgeleri öldü. Eyüp 8,5 ay boyunca hastanede kaldı. Ailesi için Eyüp'ün ayağa kalkması mucizeydi. Ama şimdi Eyüp ayağa kalktı, yürüyor, konuşmasını daha da ilerletecek. Hatta kendi yemeğini bile kendisi yiyebiliyor. Kök hücre tedavisi sayesinde bu hale geldi ve daha iyiye doğru da devam ediyor. Şuur kendinde değil zaten. Şuuru yok. İstemsiz bazı hareketleri var. Hiçbir şeyini kendi karşılayamıyor. Beslenmesi bile karın duvarına açılan bir tüp vasıtasıyla yapılıyor. Yani yapılıyordu yani. Evet, yapılıyordu. Eyüp Önal'a kök hücre tedavisi ise yeni doğan bebeklerin kordon kanından elde edildi. Kombine bir tedavi yöntemi kullandık. Hem beyin omurg sıvısına hem kaslara hem de damardan verdik. Bilgisayar mühendisi ya da inşaat mühendisi. Bilgisayar ya da inşaat mühendisi olacaktın. Evet. Hayalim vardı ama evet. Bu yarım kaldı. Evet. Şimdi iyileşip tekrar bu hayalini gerçekleştirecek misin? Evet. Türkiye'de kök hücre tedavisi Sağlık Bakanlığı'ndan alınan özel izinle uygulanabiliyor.